Başkent Ankara'dan iyi günler. Türkiye'nin iç ve dış politikasında oldukça konu başlığının tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde de yayın konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Sayın Kalın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye ekranlarına. Dilerseniz hemen başlayalım. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla beraber birçok tartışmanın da ardı sıra geldiğini görüyoruz. Özellikle Atatürk'e hakaret, lanet polemiği var. Bir yanda da hilafet tartışması. Son olarak Gerçek Hayat dergisi şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim, hilafet için toparlanın diye bir manşet attı. Cumhurbaşkanlığı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu tartışmaları, polemikleri? Şimdi öncelikle Ayasofya'nın açılması tabii yakın tarihimizde çok önemli bir milattır. Burada vatandaşlarımızın Ayasofya'ya gösterdiği ilgi de zaten işte yaklaşık 4-5 gündür açık net bir şekilde görülüyor. Şimdi hutbede geçen o ifadeye gelecek olursak, hani ben uzun uzun Ayasofya'nın geçmişini anlatmak istemiyorum gerekçelerini ama şimdi Ali Erbaş Hoca'nın hutbesinde vakfiyeden bir cümle nakletti orada. Yani Fatih'in kendisinin kurduğu vakfın bir vakfiyesi var. Yani bu vakfın nasıl kullanılacağına dair kuralları belirleyen bir metin. Ve bütün büyük vakfiyeler hayır işlerini anlatırken şunlar şunlar yapılacak, bunlar bunlar. Bir de bunu kötü niyetli kullananlar olursa, kişisel çıkar için kullanan olursa, vakfı zarara uğratanlar olursa, maddi menfaat elde etmek isteyenler olursa, amacı dışında kullanılması için çaba gösterenler veya işte yetkisini kötüye kullananlar olursa vesaire diye bunlara dönük de beddua vardır. Şimdi bu bizim yaklaşık 600-700 yıllık vakıf geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Şimdi orada Ali Erbaş Hoca'nın hutbesinde bir kere Atatürk'e bir dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Atatürk Fatih Ayasofya vakfiyesini kişisel çıkarları için kullanmış birisi değil. Buradan kişisel menfaat elde etmek için bir düzenleme yapmış birisi değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasıyla ilgili bir karar verilmiş. Bakın Ayasofya Camii'nin asli amaçları çerçevesinde tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili araya bir süre girmiş. Ama buradan Atatürk'e bir lanet okundu, Atatürk'e dil uzatıldı sonucunu çıkartmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Çünkü dediğim gibi vakfiyenin ortaya koyduğu ilke çok belli. Kişisel amaç, menfaat elde etmek amaçları dışında bu vakfı ticari amaçla, Atatürk bunların hiçbirisini yapmış birisi değil. Yani 23'te Cumhuriyet kuruluyor, 34'te müzeye çevriliyor. 11 yıl boyunca da biliyorsunuz Ayasofya Camii olarak Cumhuriyet döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Müzeye çevrildikten sonra da Ayasofya korunmaya devam etmiş. Bir müze olarak korunmuş. Yani oranın içindeki tarihi eserler, dini eserler, semboller hepsi korunmaya da devam etmiş. Dolayısıyla burada bir kere biz de böyle bir şey asla kabullenmeyiz. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir. Milli mücadelenin kahramanlarındandır. Silah arkadaşlarıyla birlikte bu cumhuriyeti bize emanet etmiş tarihi bir şahsiyettir. Yani ona, yani bırakın Ayasofya gibi bir yerde, bir cuma hutbesinde, herhangi bir yerde lanet okunmasını biz doğru bir yaklaşım olarak asla kabullenmeyiz. Ne Cumhurbaşkanımızın ne diğer arkadaşlarımızın hiçbir zaman böyle bir tavrı söz konusu olmamıştır. Hele bura üzerinden bir rejim tartışması başlatmak. İşte buradan o hilafet meselesine geçmek istiyorum. Çok ters gibi görünüyor ama hani bunu dile getiren CHP'li arkadaşlarla hilafet meselesini şimdi gündeme getiren çevreler birbiriyle siyasi olarak çok zıt noktalarda dursalar da bunun bir rejim tartışmasına dönüşüyor olması bir kere suni bir gündemdir. Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esasları bellidir, ilkeleri bellidir, anayasayla belirlenmiştir. Ve bizim amacımız da 2023'e giderken halkın demokratik iradesine, milli iradesine dayalı, tam bağımsız, sosyal hukuk devleti ve laiklik ilkeleri çerçevesinde 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'ni olması gereken yere getirmek olmalıdır. Buradan hilafet tartışması, saltanat tartışması, başka tartışmalar sünni tartışmalardır. Tarihi olarak baktığınızda da hilafet meselesi bizim kültürümüzde, siyasal düşünce tarihimizde de dini olmaktan ziyade tarihi ve siyasi bir kurumdur. Bununla ilgili ulemanın, tarihçilerin çok uzun tartışmaları olmuştur. Şimdi burada Ayasofya gibi bu kadar güzel bir anı yaşadıktan sonra bir tarafta Atatürk'e dil uzatıldı demek, öbür tarafta hadi hilafete gidelim demek, bu başarıyı gölgelemek olur. Bir kutuplaşma mı yaratılmaya çalışılıyor? Bunun olmaması gerekir. Halbuki bakın Ayasofya'nın şey sürecine giderken, işte Danıştay'ın verdiği karar, bununla ilgili tartışmalar devam ederken aslında muhalefet partileri, CHP de dahil olmak üzere bu sürece destek verdiler. Hatta muhalefet Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bile bulundu. Yapmak istiyorsan yap, hani seni engelleyen mi var? Biz de buna engel olmayacağız dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi böyle dedi, İyi Parti böyle dedi. MHP zaten Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak buna destek verdi. Diğer partiler, HDP dışında diğerlerin hepsi buna destek verdiler. Ve aslında çok iyi bir noktaya doğru gittik biz orada. Sayın Muharrem İnce geldi Ayasofya'daki cuma namazına. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu özür beyan etti, kurultayım var dedi. Ve diğer davet edilen bazı isimler de gelmediler. Olabilir, saygı duyuyoruz. Ama şimdi bu kadar güzel bir, büyük toplumsal bir coşku, heyecan yaşanırken bunu gölgelemeye dönük. Bir tarafta Atatürk'le ilgili tartışmayı başlatmak, öbür tarafta hilafetle ilgili tartışmayı başlatmak bizi asıl hedefimizden saptırmak olur. Mesela bu iki tartışma da sünni tartışmadır. Bunları bir kenara koyalım. Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesinde söylediği şey bellidir. Orada Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değildir. Ayrıca o ifade umumi bir ifadedir. Yani bundan sonra da Ayasofya Camii'ni amaçları dışında birisi ticari amaçlarla kişisel menfaat elde etmek, makam, mevki vesaire için elde etmek isteyenlerin böyle bir niyeti olursa o beddua onlara gider. Dolayısıyla bu şeyi doğru oturtmamız lazım. Güzel, hayırlı bir iş yapıldı. Bizi birleştiren, buluşturan bir sembol olsun Ayasofya. Biz zaten hep söyledik bu süreç boyunca. Burası Müslümanlar için bir ibadet yeri olduğu kadar diğer din mensupları yahut inanmayan insanlar için de bir tarihi kültürel mirastır, ziyarete açıktır. Ki zaten bilmiyorum gitme imkanınız oldu mu, inşallah ilk fırsatta gidip görürsünüz. Zemin katı namaz kılınan yer olarak zaten tahsis edildi, halılar kondu, gerekli düzenlemeler yapıldı. Kıble kısmında biliyorsunuz kubbede iki tane büyük tasvir var. Birisi onlara göre Hazreti Cebrail'i temsil ediyor, birisi Hazreti Meryem ve İsa'yı. Ve onlar bir perde sistemiyle kapatıldı. Namaz vakitlerinde onlar kapatılacak. Diğer meşhur olan figürler, o freskolar, mozaikler, yani Hazreti İsa, Hazreti Meryem figürü ve diğer Hristiyani şahsiyetlerin olduğu figürler, zaten onlar galeri kısmında. Yani Ayasofya'dan içeri girdiğinizde iki taraftan merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Orası da çok geniş bir alan. Oralar zaten müze olarak, yani ziyarete açık bir şekilde de devam edecek. Dolayısıyla aynı anda ibadet de edilebilecek, ziyaret de edilebilecek, tarihi kimliği de korunabilecek. Ayasofya'yı bu kimliğiyle bir bütün halinde biz yaşatmanın gayreti içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de dini çoğulculuğun, sembolizmin, hatta ne diyelim kültürler ve dini formlar arasında farklı etkileşimlere imkan sağlayan bir şehir olarak, bir Anadolu coğrafyası olarak dünyaya da bu güzel mesajı hep birlikte verelim. Bu suni tartışmaları bir kenara bırakalım. Kenara koyalım diyorsunuz. Çok kısa şunu soracağım. Sonra dışarıdan gelen tepkilere de dönük bazı sorular olacak. Suç duyurusunda bulunulduğu hem lanet polemiği üzerinden hem de hilafet tartışmalarına ilişkin anayasanın ikinci maddesine de bir aykırılık var. Bu suç duyuruları sonrası cezai bir yaptırım söz konusu olur mu? Ya bu bir hukuki süreç. Ama ben işin siyasi toplumsal tarafının daha önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Dediğim gibi insanımızın zihnini bulandırmaya dönük bu tür hamleler yersiz suni gündemlerdir. Yani dediğim gibi burada Atatürk'e bir dil uzatılması söz konusu değil. Buna biz müsaade etmeyiz. Diyanet İşleri Başkanımızın da böyle bir niyetinin olmadığı açık seçik, zaten kendisi de bir gazeteye yaptığı açıklamada bunu da ifade etti. Atatürk'e dönük yahut o dönemin şahsiyetlerine dönük herhangi bir şeyin olmadığını kendisi de açık ve net bir şekilde ifade etti. Hilafet meselesine gelince ben bu konuda çok uzun konuşabilirim akademisyen kimliğimle. Vaktimiz kısa ama. Yani hilafet kurumu nasıl evrildi, 19. yüzyılda nasıl tartışıldı, 20. yüzyılda neden kaldırılmasına karar verildi. Şimdi ulus devlet düzeninin hakim olduğu bir dünyada siz kalkıp imparatorluklar döneminin jeopolitik şartlarını bugüne empoze edemezsiniz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi dini ideolojik gerekçeyle olursa olsun. Ben şu duyguyu anlarım. Ulus devleti aşan bir kimlik ve aidiyet duygusuna ihtiyaç olduğu fikrini anlayabilirim. Yani hep diyoruz ya, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha fazla bir şeydir. Bizim ulaştığımız coğrafya çok daha geniş bir coğrafyadır. Duygumuz Somali'de karşımıza çıkar, Filistin'de karşımıza çıkar, Bosna'da karşımıza çıkar, Makedonya'da çıkar, yeri gelir Latin Amerika'da karşımıza çıkar. Türkiye'nin duygusu çok büyüktür. Türkiye'nin fikri, Türkiye'nin coğrafi sınırlarının çok ötesindedir. Bunu bir tespit olarak ortaya koymakla, tamam o zaman hadi gidelim buraların hepsini işgal edelim, buralar zaten bizim demek arasında büyük bir fark var. Birincisi bir tarihsel derinliği ve duygudaşlığı ifade ederken, ikincisi bir maceracılığı ifade eder. Aynı şey İslam ülkeleriyle olan birlik, beraberlik, dayanışma açısından da. İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir örgüt var. Birleşmiş Milletler'den sonra dünyadaki en fazla üyesi olan, 57 üyesi olan uluslararası bir örgüt. Hı hı. Gücüne bakalım ne yapabiliyor?
Bırakınız 57 İslam ülkesini, 4 tane İslam ülkesi bir araya gelip gerçekten birlik beraberlik için hareket edebiliyor mu? Şimdi bu sorunları çözmeden kalkıp tamamen böyle mutasavver, muhayyel bir hilafet tartışmasını başlatmak Türkiye'de bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir. Bizi insanların zihnini bulandırmak anlamına gelir. Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir. Sayın Kalın, Ayasofya'da konusunda Hindistan'da şimdi Babür Camii'nin tapınağa çevrilmesi konuşuluyor. Bu tarz adımların başka ülkelerin farklı adımlarını tetikleyeceğini düşünüyor musunuz? Örneğin İsrail örneği karşımızda duruyor. Böyle bir adım gelir mi? Umarım gelmez. Yani bunun İspanya'da Kurtuba Camii üzerinden bir örneği zaten var biliyorsunuz. Kurtuba'daki cami ki İslam Endülüs medeniyetinin en güzel örneklerinden birisidir. Hatta onun ben hikayesini yazmıştım da dönemin İspanya Kralı Ferdinand ve Isabel eşi 1492'de Reconquista hareketini başlattıkları zaman her şeyi yakın yakın diyorlar. Kurtuba'da, İşbiliye'de, Granada'da her yerde, bulduğunuz her yerde iki tane esere dokunamıyorlar. Birisi Kurtuba'daki camidir, diğeri de Granada'daki Elhamra Sarayı'dır. O kadar güzel, o kadar güzel eserler ki diyorlar, gönlümüz el vermiyor. Burayı bombalamaya gönlümüz el vermiyor, elimiz gitmiyor diye tekrar şeye yazı yazıyorlar. Kralın divanına ve cami o şekilde kurtuluyor ama daha sonra orası katedrale çevriliyor. Şu anda da kilise olarak. Şimdi eğer bunların hepsini konuşacaksak bunları da tartışmaya çalın. Hindistan'daki şey meselesine gelince Hindistan'daki fark şu. Orada bir Hindu tapınağının olduğu, işte bir zamanlar işte Krishna'ya tapılan bir tapınak olduğuna dair rivayet sözlü olarak olmakla beraber orada bir Hindu tapınağının var olduğuna dair hiçbir arkeolojik, antropolojik veri yok elimizde. Babür Camii yapıldıktan sonra özellikle 90'lı yıllarda Hindu nasyonalizminin, milliyetçiliğinin yükselişi ve BJP hareketiyle birlikte bu bir oldu bittiyle, fait accompli ile kabul ettirilmeye çalışıldı. Ama yani gerek Hindistanlı Müslümanlar gerekse Müslüman olmayan Hindistanlıların hepsi bilir ki orada tarihi olarak böyle bir tapınak yoktu. Bu sonradan biraz icat edilmiş bir tarih. Geriye doğru tekrar okunup tarih inşa ediliyor. Ve burada böyle bir şey vardı diye bir iddia ortaya atıyor. İsrail de benzer bir şey biliyorsunuz. Mescid-i Aksa'da yaptı. Bir ara hatta işte Hazreti Süleyman Tapınağı'nın üzerine inşa edildiği için Mescid-i Aksa'nın ya yıkılması ya da işte bir kısmının bize verilmesi lazım dediler. Hatta altında biliyorsunuz arkeolojik kazılar da yaptılar. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken 2010 ya da 11 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam biz bir heyet de gönderdik oraya. Raporlar yazıldı ve hamdolsun o çalışmayı durdurdular. Öyle bir şeyin olmadığını anladılar, gördüler. Dolayısıyla Ayasofya ile ilgili yani 500 yıla yakın cami olarak hizmet etmiş bir binanın, bir mabedin, bir eserin camiye tekrar çevrilmesini örnek alıp kalkıp başka ülkeler bu yollara tevessül ederse bunun sonunu alamayız. Buradaki tarihi gerçekliği göz ardı edemeyiz. Bir diğer son bir nokta tarihi olarak. Biraz tarihçi kimliğim burada öne çıkıyor ama vaktimiz kısa, sorumuz biliyorum, tarihi biliyorum. Alalım hemen. Ya Yunanistan'la ilgili hep şu söyleniyor da hani Yunanistan bu işin tabiri caizse bir bayraktarlığına soyunmak istiyor. Çünkü diğer ülkelerin tepkilerini gördük. Yani 3 aşağı 5 yukarı benim gördüğüm iki ana tepki, iki ana başlık altında toplamak mümkün. Birincisi burası dünya mirası olan bir yer, öyle kalsın. Korunmaya devam etsin. İkincisi de cami yaparsanız Müslüman olmayanlar nasıl ziyaret edecekler orayı? Biz ikisinin de cevabını verdik. Yani bir mekanın cami olması onun dünya tarihi kültürel mirasına sahip olmasına mani teşkil etmez. İkinci olarak da zaten ziyarette bir sıkıntı yok. Fakat burayı Yunan eseri diye hani Yunan tarafı özellikle gündeme getiriyor. Şimdi bir kere bir kadim Yunan'ın bugünkü Yunan'la ilişkisi tarihi olarak sorgulanabilecek bir ilişkidir. Yani Eflatunları, Aristoları, Sokratları çıkartan Yunanistan ile bugünkü Yunanistan ne kadar birebir aynı silsile içerisindedir? Bunu Yunanlı tarihçiler de, Avrupalı tarihçiler de sorgularlar. İkinci olarak, Ayasofya'yı yapan Bizanslılar sadece Yunanlılardan ibaret değildi. İçinde Roma'nın da olduğu, İspanya'nın da olduğu, İtalyanların da olduğu, Ermenilerin de olduğu, Yunanlıların da olduğu, Bulgarların da olduğu karışık bir imparatorluk bakiyesiydi.
Yani sadece Yunanlıların yaptığı bir mabetten bahsetmiyorsun. Onların öyle bir iddiası var ya, burası eski Yunan tapınağıydı ya da Hristiyan tapınağıydı, işte şimdi buna çevrildi falan diye. Şimdi o çeşitliliği görmek lazım. Fatih ne yapıyor? 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra burayı koruma altına alıyor. Kendi haline bırakılsaydı büyük ihtimalle birkaç yüzyıl sonra orası yıkılacaktı. Mimar Sinan'ın çok emeği vardır Ayasofya'nın korunmasında. Neyse bu konu uzun ama kısaca söylemek istediğim, Ayasofya ile ilgili içeride ve dışarıda tartışmayı tekrar doğru bir zemine oturtmak lazım. Yani ne Atatürk'le ilgili yapılan tartışmalar, böyle bir niyetin olmadığı, böyle bir kastın olmadığı, bunu arkadaşların görmesinde fayda var. Biz böyle bir şey, dediğim gibi, Atatürk'e lanet okunması, Cumhuriyet'in banisi olan bir kişiye böyle saldırılmasını biz kabul etmeyiz. İkinci olarak hilafet tartışması son derece sunni, lüzumsuz, gereksiz bir, yersiz bir tartışmadır. Bunun tartışma zemini de bu değildir. Yani ilmi olarak, dini olarak, siyasi olarak da bunun tartışmanın zemini bu değildir. Böyle popüler, siyasi popülizm üzerinden bu konular tartışılmaz. Bunlar daha ciddi konular. Sayın Kalın, sosyal medya düzenlemesi, muhalefetin de itirazları var. Sansür olduğuna dair, bir sansür uygulandığına dair, sansür mü sosyal medya düzenlemesi? Hayır. Sansür olarak algılamak isteyenler veya böyle algılayanlar var. Ona saygı duyuyorum. Belki bizim daha iyi izah etmemiz lazım olup biteni. Şimdi temel mesele şu. Sosyal medya mecraları ticari kuruluşlardır. İşte Twitter, Facebook, Instagram ve diğerleri. Para kazanıyorlar. İkincisi, reel hayatta olduğu gibi bunlar da bir hizmet sunuyorlar. Şimdi diyelim siz buradan çıktınız, bir taksiye bindiniz. İşte bu taksi falanca taksi şirketine ait veya işte bir hizmet alıyorsunuz. Bu hizmeti alırken karşılaştığınız bir sorun olduğunda bir muhatabın olması lazım, değil mi? Sizi diyelim dolandırmak istedi, fazla para istedi veya kötü hizmet sunduğunda siz bunu bir yere şikayet etmek istiyorsunuz, hakkınızı talep ediyorsunuz. Sosyal medya platformlarında şu anda böyle bir imkanınız yok. Yani size diyelim ki... Türkiye'de temsilcilikleri yok. Evet, iki ayağı, yani size bir saldırı olduğunda, size karşı bir suç işlendiğinde bunu götürebileceğiniz bir merci yok. Yani var aslında, Türk mahkemeleri var. Mahkemeye götürüyorsunuz. Fakat mahkeme bununla ilgili bir karar verdiğinde, diyelim ki sizinle ilgili işte şu kişi yalan haber yaptı yahut mahrem bilgilerinizi paylaştı, bunun önlenmesini istiyorsunuz. Mahkeme yazı yazıyor. Bunu uygulayacak olan şirketin burada bir temsilcisi yok. Dolayısıyla iki ayağı var. Bir ticari ayağı, vergi ödemeleri lazım. Bu topraklardan para kazanıyorlarsa burada vergi ödemeleri gerekir. Yani ticari muhataplık. İkincisi de içerikle ilgili paylaşılan konular yahut oradaki trafikle ilgili kişisel hakların korunmasına dönük bir muhataplığın, yani bir hukuki muhataplığın olması lazım. Diğer ülkelerde, mesela Amerika'da, İrlanda'da, bazı Avrupa ülkelerinde bu muhataplık var. Niye var? Çünkü orada Batı ülkelerin hukuk sisteminden kaçamadılar. Çok açık, net. Bakın 4-5 yıl daha fazla oluyor. 6-7 yıl önce Twitter başkanıyla ben kendim görüştüm. Buraya geldi. O zaman ilk bu İşte bu kapatma muhtemelen mevzuları falan gündeme geldiğinde biz bunları uzun uzun anlattık ve ben kendisine şunu söyledim o zaman. Ya dedim, bakın sizin İrlanda'da ofisiniz var, Amerika'da 2-3 yerde, Los Angeles'ta var, New York'ta var, Avrupa'nın o zaman en az 2-3 ülkesinde vardı. Buralarda var, niye Türkiye'de yok? Bana hiçbir net cevap veremedi. Çünkü burada ofis açmadan faaliyet gösterebileceklerini düşünüyorlar. Ve bunu da gidebileceği yere kadar götürecekler. Hı hı. Düşünceleri öyle. Ama ticari muhataplığında, hukuki muhataplığında mutlaka olması lazım. Şimdi burada sansür meselesine gelince, bir kere sosyal medya kullanıcılarının görüşlerini özgür bir şekilde ifade etmelerinin önünde hiçbir engel yok. Şu anda da yok. Bu düzenleme olduktan sonra da olmayacak. Biz arkadaşlar bu konuda hakikaten mecliste çok iyi bir çalışma yaptılar. Yarın da, bugün de genel kurula gelecek. Almanya örneğine baktılar ki Almanya bu hani hukuki düzenlemelerde Avrupa'da hep bir adım önde olmuştur. Çünkü güçlü bir hukuk geleneği var onların. 2016'da 2017'de çıkarttıkları kanunlar var bunlarla ilgili, düzenlemeler var. Ve kural şu, gerçek hayatta suç olan dijital ortamda da suçtur. Gerçek dünyada suç olan sanal dünyada da suçtur. Bunu bu ilkeyi kabul ediyorsak, sanal dünyada, dijital alemde, sosyal mecralarda işlenen suçların da, dediğim gibi bu terör propagandası olabilir, kişisel hakların ihlali olabilir, hakaret olabilir, mahrem bilgilerin paylaşımı olabilir, kişisel bilgilerin korunması yasasına aykırı paylaşımlar olabilir, bir sürü şey olabilir. Bunlar da suçtur ve müeyyidesi olması gerekir. Şimdi orada en çok benim gördüğüm, muhalefet eden arkadaşların takıldığı yer, hakaretin kriteri ne olacak? Neye göre belirlenecek? Doğru bir tartışma, doğru bir soru.
bunu hep birlikte oluşturacağız. Yani bu toplumsal convention'ı yahut ittifakı ya da görüşü, oydaşmayı birlikte oluşturacağız. Yani hakaret ne hakarettir ne değildir. Kim ne kadar hakareti taşıyabilir yahut taşımalıdır. Şimdi öyle söyleniyor yani. Kamuoyunda bilinen isimlerin, meşhur kişilerin bu tür hakaret, tamiz, eleştirileri yahut saldırıları tolere etme marjının daha fazla olması gerekir diye bir genel bir şeyden bahsediliyor. Bunu da tartışalım mesela. Bunun sınırı nedir? Bunun sınırı, bir siyasetçi, doğru siyasetçi eleştiri konusu olabilir. Bir işte meşhur birisi, celebrity dediğimiz bir eleştiri konusu olabilir ama bunun da bir sınırı olmak zorunda değil mi? Son tahlilde o saldırıya ve hakarete uğrayan bir kişi, o kişi. Yani siz ya da ben değilim. O kişi saldırıya uğradığında kendimizi onun yerine koyalım. Birisi o kişiye sürekli hakaret ediyor, küfür ediyor, yalan yanlış haberler yapıyor. Ne yapabilir bu kişi? Yapabileceği tek şey o mecranın kendi aleyhine kullanılmasını önlemek. Bunun için de mahkemeye başvuracak. Nasıl gerçek hayatta dediğim gibi gelip birisi size Allah korusun darp etse, evinizde hırsızlık yapsa mahkemeye gidiyorsunuz, polisi çağırıyorsunuz. Burada da ne yapacak? Mahkemeye gidecek. Mahkeme de karar aldığında muhatap bulması lazım. Diyecek ki bu içeriği kaldır çünkü kişi haklarına ihlal var burada. Dolayısıyla şeyin düzenlemenin özü bu. Yoksa onun dışında işte ifade özgürlüğü ortadan kalkacak, eleştiri kültürü ortadan kalkacak. Böyle değil ama bir şey daha söyleyeyim. Maalesef, çok kısa alayım sonra diplomasiye geçeceğim. Biliyorum ama bu konu önemli. Maalesef sosyal paylaşım mecraları, sosyal medya şu anda çok kirlendi. Şimdi burada da gerçekten bizim bir aynada tekrar kendimize bakmamız lazım. Yani inanın benim yüzüm kızarıyor bazı şeyleri. Yani görmemeye çalışıyorum, bakmamaya ama şimdi diyelim ki işte ben de Twitter kullanıyorum. Geliyor önünüze yani o onu demiş, bu bunu demiş, o ona hakaret etmiş. Şimdi ya bu seviyesizliği, sakilliği herhalde kimse savunmuyor. Ama bu da kanuni düzenlemeyle aşılacak bir sorun değil. Daha başka bir şey yapmamız lazım. Yani bizim bir toplum olarak, bireyler olarak sosyal medyanın kullanımıyla ilgili standartları, etik kuralları, saygı kurallarını temel alan bir ahlak ve kültür geliştirmemiz lazım. Bunların hepsinin kitabi olması gerekmiyor. Her birinin madde madde yazılması gerekmiyor. Bunu yaptığınızda daraltıyorsunuz. İnsiyaki olarak, gayri mektubi bir şekilde, doğal bir şekilde insanlar bu saygıyı, sevgiyi yansıtabilirlerse sosyal medyaya ve orası gerçekten herkesin istifade ettiği bir yer haline gelir. İşte falanca yerde bir çocuğumuz hasta olmuş. Bir kampanya başlatılıyor. Bu çok faydalı bir şey, güzel bir şey. Ama kalkıp siz sadece siyasi ideolojik gerekçelerle yahut kişisel şeylerle sosyal mecrayı kirletmeye başladığınızda orada birinin, kanunların, bir şeyin dur demesi gerekiyor. Geçelim Doğu Akdeniz konusuna. Buyurun. Navtex krizi yaşadık Yunanistan'da. Merkel'in arabulucu olduğu ve savaşın eşiğine gelindiği iddia edildi. Anlatır mısınız o gece ne yaşandı? Alman basını biraz abartmış. Öyle bir savaşın eşiğine falan gelme olmadı. Ben bizzat o sürecin içindeyim. Sayın Merkel'in gerçekten yapıcı bir rolü olduğu bu süreçte hala da olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla bu süreçte iki defa görüştü. Onların temel yaklaşımı Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimleri indirecek adımlar atalım. Karşılıklı olarak güven arttırıcı önlemler alalım, tedbirler alalım, adımlar atalım. Bu süre zarfında da özellikle de Almanya'nın AB dönem başkanlığında da Türkiye ile ilgili bir takım olumlu kararların çıkması için bir zemin oluşturalım. Sayın Merkel'in temel yaklaşımı bu. Bundan dolayı Sayın Merkel'in AB içinde çok eleştiriye muhatap olduğunu da biliyorum. Fransa gibi ülkelerden, başka ülkelerden kendisine çok yüklenildiğinin de farkındayım. Bunu Cumhurbaşkanımız da biliyor. Bizim de yaklaşımımız buna son derece olumlu oldu. Yunanistan bizim önemli bir komşumuz, sınır komşumuz. Çok uzun tarihi, kültürel bağlarımız var orayla. Orada vatandaşlarımız var. Burada Yunan asıllı bizim Rum vatandaşlarımız var. Bu coğrafyadayız. Yani ne Yunanistan buradan gidecek ne biz buradan gideceğiz. Dolayısıyla birlikte bu coğrafyayı kavga etmeden nasıl birlikte imar edebiliriz, nasıl paylaşabiliriz? Şimdi buradaki temel sorun Ege'de, adalar ve Doğu Akdeniz'de bu kıta sahanlığıyla ilgili, ekonomik, münhasır ekonomik bölgeyle ilgili boşluklar var. Bununla ilgili bir uluslararası hukuki tanımlama yok. Uluslararası denizcilik hukuku, ihtilaflı konuların ülkeler arasında ikili şekilde çözülmesini öngörüyor. Geçenlerde mesela buna iyi bir örnek Yunanistan ile İtalya arasında imzalanan anlaşmaydı. Biz de dedik ki bakın benzerini biz de yapabiliriz.
Tabii bizim coğrafi şeyimiz çok daha girift, iç içe geçmiş durumda. Yani Meis Adası bize 2 kilometre, Yunan Karadası'na, ana karasına 580 kilometre mesafede. Şimdi bunu konuşmamız lazım. Yani siz şimdi Meis'i normal diğer Yunan adaları gibi işleme tabi tutarsanız bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmiş olursunuz. Bir diyalog zeminimiz var mıdır şu anda Yunanistan'la, böyle bir arayış mı? Var. Şu anda var. Bir diyalog zemini devam ediyor. Cumhurbaşkanımız talimatları çerçevesinde biz ön koşulsuz bir şekilde Yunanistan'la bütün bu konuları, Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, arama tarama çalışmaları, Doğu Akdeniz ve diğer bütün ikili konuları konuşmaya hazırız. Ön koşulsuz. Ön koşulsuz bir şekilde bunları konuşmaya hazırız. Ama buna paralel olarak yürümesi gereken bir diğer süreçte Kıbrıs'ta Türk kesimiyle Rum kesiminin ihtilaflı bölgeler üzerine müzakerelere başlaması olmalı. Yani orada da biliyorsunuz Kıbrıs Türk tarafının bize verdiği lisanslar var TPA'ya, Rum tarafının başka şirketlere verdiği lisanslar var. Bunların dışında bir de ihtilaflı bölgeler var, kesişen, senin mi benim mi? Biz de diyoruz ki gelin bunları da onlar konuşsunlar, kendi aralarında konuşsunlar. Bizim bir kolaylaştırıcı rolümüz olacaksa biz de destek verelim ama onlar bunu konuşsunlar. Herkes kendi kıta sahanlığında çalışmalara devam etsin. Arama, tarama ve sondaj çalışmalarını. İhtilaflı yerlerde de ortak projeler yapsınlar. Bir şey bulunduğunda da gelir paylaşımı yapılsın. Hatta biz bunu sadece Kıbrıs'ta sınırlamayalım. Bütün Doğu Akdeniz için bir ilke olarak koyalım. Yani yarın siyasi şartlar olgunlaştığında benzer bir çalışmayı biz İsrail'le, Mısır'la da yapabiliriz. Enerji bağlamında söylüyorum bunu. Yani Doğu Akdeniz'in bir çatışma alanı olmaktan bir barış denizine dönmesi için biz hiçbir ön koşul şart koşmadan buna hazır olduğumuzu ifade ettik ki zaten biliyorsunuz o İSMET diye başlatılan bir proje var. İşte İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve İtalya'nın içinde olduğu. Şimdi mesela onlar tamamen siyasi ve ideolojik gerekçelerle Türkiye'yi dışarıda bırakan bir platforma dönüştürdüler burayı. Biz de buna itiraz ettik. Bakın Türkiye olmadan, yani Akdeniz'e en fazla sahili olan ülkeyi yok sayarak, hele Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi yok sayarak siz Doğu Akdeniz'de bir yeni bir enerji haritası çizemezsiniz. Ki zaten uzmanlar Türkiye'nin içinde olmadığı bir boru hattı projesinin feasible olmayacağını, yürümeyeceğini hepsi de kendileri ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu ideolojik ön yargıları bir kenara koyalım. Bu konuda beraber çalışmaya başlayalım. Yunanistan'la başlattığımız çalışmanın ana çerçevesi de bu. Dün İspanya Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarını bir ay durdurma isteğini görmekten memnuniyet duydum dedi. Özellikle Oruç Reis limanda şu anda. Doğu Akdeniz'de bir ay bir erteleme, bir durdurma mı söz konusudur Sayın Kılıç? Şimdi değişik dönemlerde Navtex'ler yayınlanıyor. Yani Navtex bildiğiniz gibi işte şu bölgede ben araştırma yapacağım diye bir ülke, bir şirket bir ilanda bulunuyor. Böylece herkese duyuruyor. Ben şuralarda gemimle gideceğim, arama tarama yapacağım diye. Bu bizim yaklaşık 10 yıldır yaptığımız bir şey. Yani bizim bazı lisanslarımız özellikle bu son Oruç Reis'in çıkacağı bölgenin şeyi yanlış hatırlamıyorsam 2012'de verilmişti. 14'te de resmi gazetede yayınlanmıştı. Yani bir geçmişi var. Bir 6-7 yıllık bir geçmişi var. Çok yeni bir şey değil. Bunlar dönem dönem öne çıkar, geri alınır. Yani takvimlendirme farklı şekillerde yapılabilir. Son Navtex yayınlandı da Yunanistan tarafı çok aşırı bir tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası'nı işgal edecekmişiz gibi. Böyle bir şey söz konusu değil. Oruç Reis'in arama tarama yapması planlanan yer Meis Adası'na 180 kilometre mesafede. Evet. Yani yanında falan filan değil. Tabii yani onun kıta sahanlığında falan değil. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız madem bu müzakereler devam edecek bir görelim. Önümüzü biraz daha görelim. Biz yapıcı olalım dedi ve bir müddet bekletelim dedi. Şimdilik de bir müddet bekletebiliriz. Buradaki temel ilke Cumhurbaşkanımızın biz bu müzakerelerde hep bir adım önde olalım. Bunu hatırlarsanız Anam planı referanduma sunulurken 2004 senesinde de Kıbrıs müzakerelerinde Cumhurbaşkanımız hep tekrar etmişti. Biz hep bir adım önde olacağız diye. Fakat maalesef işte Anam planı nasıl şekillendi, sonuçlandı biliyorsunuz. Rum tarafı reddetti, Türk tarafı evet dedi. Hayır diyenin cezalandırılması gerekirken yani Rum tarafı ödüllendirildi, AB'ye üye alındı. Halbuki orada mesela AB kendisinin en temel kurallarından birinde ihlal etti. Bir ülke bir başka ülkeyle toprak ihtilafına sahipse üye olarak alınamaz diye bir genel ilkesi var. Halbuki Rum kesiminin Türk tarafıyla bir toprak ihtilafı var. Adada mesele çözülmemiş. Bu şekilde onları üye yaparak onlara müthiş bir güç de devşirdiler, transfer ettiler. Şimdi onlar da o AB üyeliğini kullanarak
Türkiye'ye karşı baskı yapmaya çalışıyorlar. Biz de hep şunu söylüyoruz. Hem Yunanistan'a hem Kıbrıs Rum tarafına mesajımız şu. İkili meselelerimizi gelin ikili şekilde çözelim. AB üyeliğini arkanıza alarak Türkiye üzerine baskı kurmaya çalışmayın. Buradan netice almanız mümkün olmayacaktır. Sayın Kalın, bir süre bekletelim dediğini söylediniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla diyalog zemini için bir arayış sürecine girildiğini görüyorum. Libya'ya geçecek olursak, Sirte ve Cufra artık bir düğüm haline geldi. Müzakere masası mı yoksa bir operasyon mu? Bir yandan da tahkimatlar yapılıyor. Siz bu düğüm nasıl çözülecektir? Daha önce ulusal mutabakat hükümetinin şartlarını söylediniz, dillendirdiniz ama müzakere masasında bir ilerleme var mı? Şimdi hani Gordiyon düğümünü çözmek için ya İskender'in kılıcı lazım ya da aklı lazım. Önce tabii biz aklımızı kullanalım, diplomasiyi kullanalım. Yani çatışmaya, savaşa yol vermeden bunu yapalım. Ama güçlü diplomasi de ancak sahada güçlü olmakla mümkün. Yani kılıcınızın da bir yerde durması gerekiyor. Çünkü karşınızda çok saldırgan bir taraf var. Güvenilmeyen darbeci Hafter diye bir taraf var. Ve Trablus'taki yani Milli Mutabakat Hükümeti de Hafter'in bugüne kadar oynadığı oyunlardan, taktiklerden çok çekti. Ona karşı hiçbir güveni yok. Dolayısıyla onlar da kendi hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi Sirte ve Cufra'ya gelecek olursak tabii burası şu anda Libya ihtilafında iki kritik şehir haline geldi. Neden? Birincisi Cufra'da büyük bir askeri üs var ve yaklaşık son 4-5 aydır, 6 aydır oraya çok ciddi askeri yığınak yapıldı. Bu hayra alamet değil. Bu yeni bir saldırının hazırlığı olarak bizim tarafımızdan da Trablus tarafından da böyle görülüyor. Sirte'ye gelince burası da güneyde petrol hilali diye bilinen bütün ana petrol yataklarının önemli bir kısmının %60-65'inin Libya'nın petrollerinin çıktığı ana liman Sirte. Dolayısıyla petrol gelirleri açısından da ki bütün Libya'ya ait olması gereken petrol gelirleri de Hafter'in blokajına takılmış durumda şu anda. Ve Hafter bu petrolü kullanarak kendi savaşını finanse etmeye çalışıyor. Bu gerekçelerle Sarraç hükümeti haklı olarak diyor ki biz bir anlaşma yapacaksak, ateşkes yapacaksak bunun şartlarının olgunlaşması lazım. Sürdürülebilir bir ateşkes içinde herkesin 2015 Saharat anlaşmasındaki konumuna geri gitmesi lazım. Bu anlaşmaya göre de Hafter'in buradan çıkıp Bingazi'ye çekilmesi gerekiyor. Ama bununla da yetinmemek lazım. Bu da bir fiili bölünmeye götürmemeli Libya'yı. Yani işte Bingazi Hafter'e ait, kalanı Sarraç tarafına ait. Bu da bir defakto bölünme anlamına gelir. Bunun da ötesinde meşru aktörlerle, güvenilir aktörlerle, muhataplarla siyasi süreci ilerletmek gerekir. Bunun için de Cumhurbaşkanımız ne günüydü? Cumartesiydi galiba. Sayın Sarraç'ı İstanbul'da kabul etti biliyorsunuz. Ve orada gene bu konuları detaylı bir şekilde konuştular. Yani bizim Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz bundan sonra devam edecek. Ateşkes'e tarafız, destekliyoruz, buna karşı değiliz. Ve Sarraç tarafına da masadan kaçan tarafsız olmayın telkinini Cumhurbaşkanımız her seferinde yaptı. Dolayısıyla BM çatısı altında Berlin Konferansı ilkeleri çerçevesinde bir ateşkes'e biz varız. Ama bunun şartlarının makul, meşru ve sürdürülebilir olması lazım. Azerbaycan-Ermenistan krizi, Sayın Cumhurbaşkanı şöyle demişti, Ermenistan'ın boyunu aşan bir, çapını aşan bir konu bu demişti. Şimdi Kremlin'le dün bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ile Putin bir telefon görüşmesi yaptı. Ardından gelen açıklamada da gerginliği azaltacak eylemler yapılmalı. Gerginlik yükseltilmemeli. Bu eylemler önlenmeli mesajı geldi Kremlin'den. Şimdi Azerbaycan-Ermenistan gerginliğine Türkiye ne istiyorsa Azerbaycan yanındayız dedi. Bir talep gelmiş midir Azerbaycan'dan ve son durum nedir? Şimdi 92 yılından beri devam eden bir ihtilaf var. İhtilafın özünde de Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal etmiş olması var. Bir kere bu gerçeği unutmayalım. Burada işgalci olan taraf Ermenistan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Sayın Putin'e de dün açık ve net bir şekilde ifade etti. İkincisi 92 yılından beri kurulmuş olan bir Minsk grubu diye bir yapı var. Amerika, Fransa ve Rusya'nın içinde oldu. Yani yaklaşık 28 yıldır bu ihtilafa çözüm üretmesi beklenen bir mekanizma. Bugüne kadar çözüm üretebildi mi? Üretemedi. Çünkü her birinin başka bir siyasi hesabı oldu. Bunu açıkça ifade etmek lazım. Bir diğer önemli gelişme de şimdi Yukarı Karabağ bölgesidir Ermenistan işgal ettiği. Bu çatışma ilk defa Ermenistan ile Azerbaycan sınırında gerçekleşti. Yani işgal bölgesinde değil sınırda. Bu anlamda bu tehlikeli bir gelişme.
Bunun bir durması lazım. Tekrar tarafların masaya gelmesi lazım. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da yaklaşımı, biz Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan'ın birliği, beraberliği, güvenliği bizim birliğimiz, beraberliğimiz ve güvenliğimizdir. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Sayın Putin'e de bunu açık ve net bir şekilde ifade etti. Hatta şunu da söyledi, yani siz de Ermenistan'la olan ilişkilerinizi kullanarak bu gerilimi düşürün. Burada gerilimin taraftarı olan, tarafı olan muhatap Azerbaycan değil, Ermenistan. Bu çatışmayı başlatan Ermenistan, kayıplar veren Azerbaycan. Hatta orada Azerbaycan'ın sivil hedeflerini vururuz açıklamalarını yapan da Ermenistan tarafı. Şimdi dolayısıyla dahası Ermenistan'la birlikte askeri tatbikatı yapan Rusya. Geçenlerde başladılar biliyorsunuz. Şimdi bizim de bugün başlıyor galiba Azerbaycan'la bir tatbikatımız olacak. Çünkü bizim zaten geçmişe dönük onlarla bir askeri güvenlik ve işbirliği anlaşmamız var. Azerbaycan'a tehdit nereden gelirse gelsin, Ermenistan'dan, Rusya'dan, başka nereden Allah korusun, Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Ama bu diplomasi kapılarını kapattığımız anlamına gelmez. Tam tersine dün Cumhurbaşkanımızın yaptığı telefon görüşmesinin sebebi, özü de budur aslında. Ve ben çok iyi bir noktaya geldiklerini söyleyebilirim. Görüşmede. Birlikte çalışalım. Gerilimi düşürecek adımları birlikte atalım. İkimiz de iki tarafa gerekli telkinlerde bulunalım ve müzakereleri derhal başlatalım diye mutabık kalındı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun neticelerini de alırız diye düşünüyorum. Son sorum Sayın Kalın, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu dün 1000. günündeydi. Bugün 1001 gün oldu. Hem AB'den hem ABD'den açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki serbest bırakılsın. Bu uzun tutukluluk süresiyle beraber bu açıklamalara ne dersiniz? Şimdi bu bir hukuki süreç. Bildiğim kadarıyla istinafta bir davadan beraat etti. Sonra bir başka davadan ya da iddiadan dolayı da tutukluluğunun devamı kararı verildi. Bu bir hukuki süreç tabii. Umarım en kısa sürede hukukun kuralları çerçevesinde karar alınır. Batılı ülkelerin de, Amerika olsun, Avrupa olsun, Türkiye'deki hukuk sistemine, hukukun iç işleyişine saygı göstermelerini bekleriz. Yapmaları gereken budur. Açıklamalarını not ederiz ama nihai olarak kararı verecek olan mahkemelerdir. Umarım mahkemeler de bu konuda gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Kalma süresi vesaire, bütün bunları dikkate alarak en doğru kararı verirler diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kalın. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayın konuğumuzu, Türkiye'nin hem iç hem dış politikasına ilişkin birçok başlığa dair değerlendirmeleri oldu. Özel röportajımızı burada noktalayalım. Ankara'dan iyi günler dileyelim.